haftalık rüyalarımızı yorumluyoruz. Göktürk, abla rüyamda kedi doğurdum diyor. Valla büyük bir sevinç. Doğum güzeldir. Kimi doğurduğunuz önemli değil. Ne doğurduğunuz da önemli değil. Ama sizin biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz namaz kılarken kedinin rahatsız olmasın diye perdesini kesmişti. Kedi berekettir, sağlıktır, düşmanlarınızın size zarar vermeyeceğindir. Rüyamda kiliseye girmek ne demek? Bir Milana. Her yer Allah'ın yeri. Nereye girdiğiniz değil, ne niyetle girdiğiniz önemli. O yüzden bir kilisede mum yakarsanız üzerinizdeki negatifler gideceğini düşünüyorum. Size hayırlı olacak. Yani sizin için sevindirici ve hayırlı olacak. Mine Kara 50 kere yazmış. Mine Kara eski sevgilim şu anda sevgiline bana dönüyor. Altın yüzük. Demin de yorumladıydım. Bu sizin onunla hayır. Damla Kocaman. Rüyamda örümcek gördüm. Başucumda 4 ve 7 tane vardı. Çok büyüktü. Hatta bir tanesi tarantulaydı. Çok korkmuştum. Yorumlar mısınız? Aslında örümcek sizin işleriniz ya da ailenizin bazı parasal dengelerle ilgili sıkıntı. Bir sürü borç ve ağ oluşması var ya, 6-7 ay içerisinde ailenizde ne sıkıntı varsa feraha ve aydınlığa kavuşacaksınız. O yüzden çok verimli bir süreç olacak. Akın Muhammed, rüyamda yıldızların kaydığını ve yere yıldız düştüğünü gördüm. Akıncığım, niyetlen, şükür namazı kıl. Hangi namaza denk geliyorsan ilk önce namazını kıl, sonra şükür namazı. Rabbim senin bütün kapılarını açacak. Sen ne istiyorsan gerçekleşecek. Rüyamda size Hamiyet Gültepe, rüyamda marketten zeytinyağı alıyorum, tabağa koyuyorum. Yanımda bir adam, bir de kadın var. Rüyamda tanıyorum ama gerçek hayatta tanımadığım birileri değildir. Zeytinyağı, ne kadar güzel zeytinyağı. Zeytin içinizde sağlık problemleri ve vücudunuzla ilgili alerjik sorunlarınız olabilir ama sağlığınızla ilgili bütün problemler geride kalacak. Çok güzel bir oluşum yaşayacaksınız. Fatma Aygül, evli kadınım şu anda ama evlenmeden önce çok sevdiğim biri vardı. Rüyamda onu gördüm. Çok garip bir şekilde sokakta gezip başka şehirde yaşıyor. Rüyamda saçma sapan yerlere bir parası yok gibiydi. Benim evimin önüne geçirdi, eve sokmadı. Ablasının sesini duydum. Kızgındı bana. Geçmişe ait özlemleriniz var ama şu anki yaşadığınız ilişkiyle ilgili problemler yaşıyorsunuz. Bu problemler zaman içerisinde aydınlığa kavuşacak ama siz her şeyi geçmişi dert ediyorsunuz. Münsal Cemile Erdoğan. Bunu okudum ya anasıyla bile. Boş ver. Esin, herkes Meryem Bilgili. Onu da gördüm. Koyun görüyordu. Beşinci kez yazıyordu. Onu da, herkes okumuşum. Rüyalar burada bitti. Mutlu kalın. Hep aynı insanlar yazmış. Biraz değişik abonelerime rızası da fırsat olsun. Öptüm.